Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Eski Otogar alanına AVM yapmak isteyen firmanın inşaata başlamak için arazinin etrafını çevirmesi ve arsa önündeki karayolunun tek şeridinin satılması iddiası ile ilgili basın açıklaması yaptı. Burası ile ilgili merak edilen hususlar var. Bize de çok fazla sordular. Aslında bunu yarın yapacaktık ama ben benim hoş geldim. Yarın bir toplantı için burada yokum. O yüzden bugünden yapmak istedim. Çünkü süreç de devam ediyor bir taraftan. Bildiğiniz gibi burası eski terminal, eski belediye binası yapılacak alan. Talatpaşa Asfaltı üzerindeki Edirne Eski Otogarı alanına yapılacak AVM ile ilgili bölgede açıklama yapan Belediye Başkanı Recep Gürkan, arazi içerisinde kalan Fatih Sultan Mehmet heykelinin bakım için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne götürüleceğini söyledi. Fatih Sultan Mehmet heykeli ile ilgili birkaç yer gelirledik yaptığımız anketler çerçevesinde. Ancak en son geçen hafta heykeltıraşımızla görüştüm. Heykeltıraşımızla birlikte de görüşerek birkaç alternatif daha var. Şimdilik heykeli buradan kaldırıp Park Bahçeler Müdürlüğümüzde emin bir yere alacağız. Bir korumaya alacağız. Bu arada bakımını falan yapacağız. Temizliğini, boyamadanasını yapacağız. Ondan sonra da heykel tıraşımızın da müellifimizin de uygun göreceği güzel bir yere Fatih Sultan Mehmet heykelini koymuş olacağız. Başkan Gürkan burada yaptığı açıklamada burası önceden belediyeye ait bir parsel olduğu için E5 yapılırken yol o parselden geçirilmiş. Daha sonra burası birkaç kez satılıyor ve en son inşaatı yapacak firma aldı. Firma tabii ki buraya yüklü bir para verdiği için yolun tamamını kullanmak istiyor. Ama böyle yolun yarısı gidiyor. Biz de firmayla görüştük ve taleplerimizi kabul ettiler. Çekilebilecek en iyi noktaya çektiler dedi. Belediyeye ait bir parsel olduğu için zannediyorum. Yol o parselden geçirilmiş. Tabii daha sonra burası bir firmaya satılıyor, o başka bir firmaya satılıyor. Sonuç itibariyle bugünkü firma da geçtiğimiz aylarda burasını satın alıyor. Firma bizden gelip talepte bulunduğunda tabii ki öncelikle parsel sınırlarının tespit edilmesi gerekiyor. Parsel sınırlarını tespit ettiğimizde az önce de gördüğünüz gibi firmanın parsel sınırı aşağı yukarı E5'in yarısına kadar geliyor. Tabii İnsanlar doğal olarak buraya ne kadar para verdiler bilmiyorum ama yüklü bir miktar para vermiş olduklarını tahmin ediyoruz. İnsanlar kendi parsel sınırlarını ya da satın aldıkları yerin tümünü tamamını kullanmak istiyorlar. Tamamını kullandıklarında bizim yolun aşağı yukarı E5'in yarısı gidiyor. Ne yaparız ne ederiz? En sonunda firmayla bizim de ricamızla, talebimizle, Edirne halkı adına talebimizle firma üstün niyet gösterdi. Bizim taleplerimizi kabul ettiler ve çekilebilecek en firmaya da çok fazla zarara uğratmamak adına çekilebilecek en makul noktaya çektik. Arsanın sahibi Eroğlu firmasının aynı zamanda itfaiye binasının da yapımını üstlendiğini belirten Belediye Başkanı Gürkan, yeni itfaiye binasının yapımı buradaki inşaatın yapımıyla aynı anda başlayacak diye konuştu. Biz en son satın alan Eroğlu grubundan bu 75 bin euroyu yeni bir itfaiye binası yapımı olarak revize etmesini istedik. Projeleri verdik. Onlar da bunu da kabul ettiler. Yani Allah'a var yukarıda. Bunu da şartsız kabul ettiler. Hiç itiraz etmeden kabul ettiler. Ben Eroğlu firmasına teşekkür ediyorum Edirne halkı adına. Yine bu yolda da aşağı yukarı 7-8 metre değil mi yoldan veya 5-6 metre parsellerini geri çekerek şimdi bu asfaltla ilgili meseleyi de Edirnelilere yeni bir problem yaşatmamak adına bize o asfalttan geçiş hakkı verecekler belediyeye. Bunu tapuya da işleteceğiz. Bu konuda da kendileriyle mutabık kaldık. Ve böylece bu sorunu çözmüş olacağız.